Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi için başvuruların başladığını açıkladı. Hangi branşlarda kamu işçisi alınacak ayrıntıları Ankara'dan Mert Hacıalioğlu anlatıyor. Mert. Merve Tepe 27 bin sağlık personeline ek olarak 8 bin personel işçi personel alınacak Sağlık Bakanlığı'na toplam 35 bin alım gerçekleştirilecek sağlık personelleri için KPSS'de ÖSYM'nin sitesinde kılavuz paylaşılmıştı işçiler için ise İŞKUR üzerinden başvurular gerçekleştirilecek ve alımlar yapılacak. Peki hangi alanlar şöyle hemen başlayalım anlatmaya. Bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı alınacak 84 kişi. Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 127 kişi. 144 elektrikçi alınacak. Isıtma ve sıhhi tesisatçı sayısı 143. 64 inşaat boyacısı alınacak. 600 klinik destek elemanı 3250 güvenlik görevlisi 32 marangoz 2 otobakım onarı, onarımcısı, otomotiv mekanikçisi, 2 otomobil elektrikçisi, otomotiv kaportacısı 2 ve 3550 tane temizlik görevlisi alınacak. Yani genel toplamda aslında 8000 ve burada güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi sayıları 3000'in üzerinde. Bu alımlar için başvurular işkur üzerinden yapılacak ve alımlar gerçekleştirilecek. Çok kısa şöyle 27000 sağlık personeline ilişkin de detayları Paylaşayım. Genel toplamda 35 bin olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da belirtmişti. E, Buusta 27 bin sağlık personeli içerisinde e, hemşire, acil tıp teknisyeni, ebe, biyolog, bü büro personeli, çocuk gelişimci, dil ve konuşma terapisti, teknik hizmet personeli, diyetisyen, fizyoterapist. İş ve uğraşı terapisti, odyolog, psikolog, sağlık fizikçisi, mimar, mühendis, sosyal çalışmacı gibi oldukça geniş bir kapsam. Bunlar içerisinde e, büyük çoğunluk hemşirelerden oluşacak 16 binin üzerinde hemşirenin alımı gerçekleştirecek. Ve genel toplamda hem sağlık personeli hem de Sağlık Bakanlığı işçi alımında toplam 35 bin rakamına ulaşılacak. Fahrettin Koca aslında bununla ilgili müjdeyi çok önceden vermişti ve bunlar da hayata geçmiş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından resmi gazete yayınlandı ve aslında yeni dönemde bu kişiler Sağlık Bakanlığı personeli olarak göreve başlayacaklar. Toplam sayı 35 bin diyerek sözü yeniden size bırakalım.